There's a place in my life and I want you to take it now. ATV ekranının duygusal macerası Ateş Kuşları'nın setindeyiz. Yapımın sevilen oyuncuları Hande Soral ve Görkem Sevindik'le keyifli bir oyun oynayacağız. Uyumlu rol arkadaşları olan ikili bakalım gerçek hayatta birbirlerini ne kadar iyi tanıyorlar. Sevgili Hande Soral ve Görkem Sevindik, Dizi TV'ye hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Birbirinizi iyi tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Çok iyi tanıyorum. Evet, ben de çok iyi tanıyorum. O zaman başlıyoruz. Hanginiz daha duygusalsınız? Neden? Bilmem, Görkem daha baş edebiliyor her şeyle. Ben biraz duygularıma yenik düşüyorum. Evet. Bence kadın olmasından dolayı da öncelikle olabilir. Evet. İçsel bir durumdan sebep. Evet. Daha duygusal olduğunu düşünüyorum. Bir de yeni anne diye. Yeni anne, tabii. Evet. Onun da vardır, evet. Duygusallığı. Tabii. Hormonlarda biraz sana sıkıntılar var. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın diyelim ve soralım. Kim daha komik? Yani ben de diyebilirim kendime bunu şimdi. Yani şimdi şöyle, nasıl bir komik? Şimdi Görkem çok komik ama bazen hani kötü şaka vardır ama çok gülersiniz. Görkem güzel yapar onu, değil mi? Teşekkür ederim. İyi bir şey mi söyledim, bence, kötü bir şey mi? Ben de çok anlayamadım ama. Yani genelde böyle bir sempatik durumumuz var. Var, konularda çok eğlenceli yaklaşımlarımız var. Ondan sebep biraz komik olabiliyor bazen. Hanginiz daha enerjik diye sorsak? Bence ikimiz de. Evet ya, öyle hiç. Enerjimiz her zaman yerinde. Kim yemek yemeyi daha çok sever? Vallahi Hande. Hande şu an aldığı kiloları vermeye çalışıyor. Evet, şu an gerçekten yemek yemeyi çok seviyorum da. Ya hep çok seviyorum ama şu an yememeye çalışıyorum. Birbirinizin en sevdiği yemekler hakkında fikriniz var mı? Görkem etli nohut. Ya, hadi. Hadi bakalım, bravo. Bil bakalım. Hande de ne verirsen yiyor. Ya benim en sevdiğim yemeği bilmen lazım. Ne iyi valla. Konuştuk bir ara ama unutmuş olabilirim. Ben nasıl bir kere de cevapladım? Gerçekten öyle. Hande Soral'a hakkını vermek lazım. Şimdi bir kere de nasıl cevapladı? Çünkü biz sette sürekli Hande'cim keşke bir etli nohut yapıp da getirsen. Böyle defalarca söylediğim için aslında etli nohutu bekliyorum. Gelmeyince de ben bunu sürekli söylüyorum. Tabii ki unutma artık ihtimali yok. Artık unutmadım. Doğru. Evet. Aynen. Sıra başarılı oyuncular arasındaki uykucuyu öğrenmede. Kim boş bulduğu her set arasında şekerleme yapar? Vallahi mı? Sensin abi. Sen öyle yapınca ben öyle yaptım ama ben hiç uyumuyorum ki. Ya niye yemek arasında geliyorsun, bir 15 dakika kestirdin, bir 20 dakikan var. Yani falan. Yemek arası sonrası bir uyku istiyoruz aslında hepimiz istiyoruz ama o 15-20 dakika içerisinde zaten uyuyamıyorsun. Yani niyetimiz o ama icraata geçiremiyoruz onu. Uyku bastırınca savaşması zor, hele de yemekten sonra. Yaz bitti, kış yaklaşıyor. Sette kim daha çok üşür? Tabii kesinlikle ki. Ben. Bir Adanalı olarak. Evet, benim soğuğa hiç tahammülüm yok. Yani Hande'nin gerçekten böyle normal bir insanın durması gerektiği gibi durabilirken ben o esnada titriyorum mesela. Hanginiz daha çılgın? Yani bence Görkem. Evet, çılgınlığımız var biraz. Kim karakter olarak daha heyecanlı? İkimiz de bence heyecanlıyız. İkimiz de heyecanlıyız ama ikimiz de değiliz bence. Heyecanını kaybetmişsin. Heyecanlıyız ama yani öyle her şeye heyecanlanan ya da işte sahneye ne bileyim çekerken heyecanlanan öyle değiliz yani. Kontrol edebiliyoruz ikimiz. Evet, heyecanımızı kontrol edebiliyoruz. Kontrolsüz heyecan zaten tehlikeli bir şey. Heyecan değildir. Bana mı ihtiyacın var? Hem de çok. Ali Ateş lazım bana, orada mı? Derdin ne kızım senin? He? Anlayıp dinlemeden. Ya neyi anlayıp dinleyeceğim ya? Ya sen nasıl bu kadını benim burnumun dibine getirirsin? Çünkü Barbar Tekin'i tutuklattı. Ya çok yorarsam seni. Sen mi? Sen var ya, benim canımı okursun da
benim gıkım çıkmaz. Bizim sorularımız bu kadar. Sevgili Hande Soral ve Görkem Sevindik, sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Görkem'i çok iyi tanıyormuşum, evet, gördüğünüz gibi. Ben de çok iyi tanıyorum Hande'yi. Bir tek yemekte zorladık. Yok yok, iyi bir partneriz, evet, gerçekten. Evet ya, çok seviyorum gerçekten. Ben de öyle. Bunu da lütfen söylemek istiyorum. İyi ki de Hande ile partnerlik yapıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum. Bu kısmını ana haberde kullanıyoruz. Evet, ana haberde kullanıyoruz. Çok mutluyum onunla beraber oynadığım bir projede yer aldığım için. Ben de öyle. Çok keyifle çalışıyoruz. Hani demiştin ya bana, biz sevmekle yükümlüyüz. Kavuşmak mı? Allah bilir. Seviyoruz evelallah da, kavuşmak mahşere kalır diye çok korktum. Hande Soral ve Görkem Sevindik'e oyunumuza katıldıkları ve samimi cevapları için çok teşekkür ediyor. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.